Hanım, sizin evi terk etme sebebiniz nedir? Ben ondan ölüm tehdit ediyordu beni. Peki, eşinizden falan diyordu beni. Eşinizden tehdit aldığınızı, size ölümle tehdit ettiğini iddia ediyorsunuz. Evet. Yaşıyorsunuz. Evet. Çerkezköy'de sizin ailenize yakın mı yaşıyorsunuz? 200 evet. metre var Esra Hanım aramızda. Yakın mı evleriniz? Evet yakın. Kaç adım? 200 metre yok. 200 metre mi? Evet. Evet evet. Peki hani oradan ailenizin yanına gidip babanızla beraber gidip kocanıza uzaklaştırma kararı aldırmış olsaydınız, şikayetçi olsaydınız daha iyi değil miydi? Herhangi bir elinde bir darp raporu var mıymış Esra Hanım, bir sorar mısınız? Herhangi bir darp raporu var mıymış? Tabii canım, dövmekten saymam, dövsem bile. Esra Hanım, o zaman niye darp raporu almamış, bir sorar mısınız? Elinde bir darp raporu var mıymış? Babamın eline de çok gittim. İstersen babamı da bağlatabilirsiniz. Babanızla? Bu arada... Seviyorum karımı dedi, başka bir şey demedi. Anladım. Kötü de bir cümle söylemiş yani. Seviyorum karımı, ben başka bir şey istemiyorum demiş. Yanına gittiğiniz kişi 2019 yılında Mehmet Kabakçı'ya kaçtığınızda Mehmet Kabakçı evli miydi? Hayır, evli değildi. Bekar mıydı o dönem? Evet. Ben... Ne zaman boşandı eşinden? Bilmiyorum. Ne zaman? Bak bilmiyorum. Ne zaman? Tam boşanma tarihini söyleyin. O kadar bilmiyorum. Kendisine vereyim isterseniz. Peki. Verin Mehmet Bey. Alo, iyi günler, kolay gelsin. Sağ olun. Eşiniz Hülya Hanım neredeler? Ben eşimden ayrılalı tam 1,5 sene oldu. Bakın 2019'da evliydi. 1,5 sene oldu diyor Esra Hanım. Resmi olarak anlaşmalı, biz boşandık. Bir sene ya da 1,5 sene oluyor. Şu görmüş olduğunuz şahısın. Bütün daha önce sizin yanınıza kaçtığınızda siz evli miydiniz? Evet evet, o dönemlerde hani evliydim. Değildi, Esra Hanım. Peki Hülya Hanım'la beraber yaşıyor muydunuz o dönem? Hayır, yaşamıyordum. Yaşamıyorum çünkü ben onunla normalde bitirmek istemiştik, ayrılmak istemiştik. O da istemiyordu. Ben evim ayrıydı, ablamla birlikte kalıyordum daha önce o dönemlerde. Rabia bir sefer mahsus bir yanıma geldiğinde ben Rabia'nın yanına dahi yaklaşmadım, yanına dahi gitmedim. Ben ablamgilin evini terk edip onların rahat bir şekilde namusuna bir şey leke gelmemesi için. Ne kadar kötü düşünüyorsunuz Mehmet Bey. Aslında hiç kimse böyle düşünmemişti. Şu an ama hala evli gözüküyorsunuz. Hala sizin evli olduğunuzu söylüyorlar. Hayır, evli falan dedim. Şu anda bir sene veya de 1,5 sene oldu evli. Yani resmi olarak ayrılalı. Anlaşmalı olarak boşandınız. Evet, evet. Peki eşiniz de aynı cümleyi kurar mı? Biz boşandık der mi? Tabii, buyurun ulaşabiliyorsunuz, bağlayın. Çıksın yani. Anladım ama hala da evli gözüküyorsunuz. Peki daha önce niye Rabia Hanım sizin yanınıza kaçtıktan sonra 3 gün sonra kocasına geri döndü? 3 gün sonra biz de kendisi dedi ki böyle ben gezmek için amacıyla geldim ve geri gitmek istiyorum dedi. Ne için amacıyla gelmiş? Gezmek. Gezme evet, amacıyla. Daha önce evet gezme amacıyla ablamın yanına bu telefonda ablamla konuşuyorlar arkadaş bir şekilde. Ablanızın adı nedir? Leyla. Ablanız Rabia ile arkadaş mıydı? Evet. Nereden arkadaşlardı? Face'ten. Evet. Facebook'tan. Facebook'tan evet. Facebook'tan arkadaştı. Ablanız Leyla, Rabia'nın evli olduğunu biliyor muydu? Biliyordu. Biliyordu. Zaten... Ama yine de kardeşimin yanına turistik bir gezi yap dedi. Ve düğüne gidiyorum diye yalan söylediler. Hayır, düğün yalan değil, düğünümüz de vardı. Düğünümüz de oldu. Üstadım nasıl bir karmaşa bu? Çocuk yok muydu yanında ablanıza geldiğinde? Ve çocuk 2,5 aylı. Çocuk gittiğinde 8 aylıktı. Kocasını aramış ya, kocasını. Leyla ablanız kocasını arayıp Nail'den izin istemiş. Ne olur düğüne bizim yanımıza gelsin diye. Yalvardılar Esra Hanım, yalvardılar evet, düğüne gel diye. Ha? Doğru değil mi bu? Evet doğru, evet. Geldiğinde bebek var mıydı kucağında? Evet, 7-8 aylık, aylık bir çocuk. Peki, vardı. Ablanız evli mi? Evet evli. O da evli. Peki sizin ailede böyle bir şey normal mi yani? Mesela ablanız evliyken başka biriyle yazışıp, yazıştığı kişinin ailesiyle konuşup, kocasından izin alıp onun yanına gidebilir mi mesela? Normal mi böyle şeyler? Esra Hanım şöyle bir şey var. Siz yani yanıcanıyorsunuz da ablam buraya onun sadece arkadaş...
arkadaş olarak yani bunu çağırdı düğüne. Ve bir hafta durdu, bir haftadan sonra kendisi bindirip... Ya Facebook arkadaşını düğüne niye çağırırsın kardeşim? Düğüne gelecek arkadaşınız, eşiniz, dostunuz yok mu sizin? Bilmem ne Çerkezköy'de biriniz Denizli'de Hanım, düğüne 12, çağıracak adam bulamazsın da Facebook'ta yola, biri çağırayım dersin. Böyle bir şey olabilir 12 saatlik mi? Siz yola... kaç yıldır Mehmet Bey Rabia Hanım'la arkadaşsınız? Efendim? Siz Rabia Hanım'ı kaç yıldır tanıyorsunuz? 3 yıldır. 3 yıldır. Evet. Yani burada 2019 yılından beri siz nasıl tanıştınız? Facebook üzerinden. Facebook üzerinden. İlk Facebook'tan siz mi arkadaş oldunuz? Hayır, Rabia beni bir şey yaptı, istek gönderdi, ben kabul ettim. Size teklif gönderdi. Ne dedi size teklif gönderdiğinde? Hani baktınız bir kadın size teklif göndermiş. Evet. Ekle beni demiş, eklediniz. Evet, sonra biz normal bir arkadaş olarak devam ettik, sonra sevgiliye döndük. Esra Hanım ne olur bundan içinden benim çocuğumu kurtarın. Arkadaşının içini boşalttılar ha. Ne olur benim çocuğumu bundan içinden kurtarın. Bunlar nasıl insanlar Esra Hanım, ne olur benim çocuğumu evli bundan içinden kurtarın. Evli insanların sevgilisi olur mu? Sen bu kadar çocuğunu çok seviyorsun. Nereden sen biliyorsun sevmedim? Her şeyi mi verdim ben o çocuğuma? Sen kimsin ya? Verdin mi? Çocuğunu çok sevdiğin için mi? Nereden çocuğun biliyorsun? Kavasına, sana ne? Sana ne? Çocuğun kafasına... Ona ne Esra Hanım? Çocuğun babası benim, ben. Kafasına pat pat vuruyorsun. Duvarlardan doş istiyorsun. Hepsinin videosu var bizde. İstiyorum. Gönderir misiniz o videoları? Çocuğumu istiyorum ben, çocuğumu. Tabii ki. Hepsini gönderin. Hepsini gönderiyorum. Hepsini gönderin. Biraz sonra gönderin. Ama bu konudaki asıl muhatap olacağımız kişi siz değilsiniz, Rabia. Peki siz baba çocuğa şiddet uyguladığı için mi Rabia benim yanıma gel, ben seni korurum dediniz? Ben mi çocuğa şiddet uygulamışım? Öyle iddiaları var. Ya Esra Hanım ben çocuğu gözümden sakınırım, gözümden her istediğini alırım. Bakın bütün oyuncaklarını toplamış, bir sorar mısınız ne kadar çok oyuncağını götürmüş çocuğun. Elbiselerini, her şeyini götürmüş. Ben mi gözümden sakınırım ben oğlumu. Öyle iddiaları var güya. Yalan söylüyorlar, iftira atıyorlar Mehmet Esra Hanım. Bey, siz Nail'in şiddet uyguladığını görüp gel Rabia mı dediniz yanıma? Yalan söylüyorlar. Ben çocuğumu istiyorum. Bakın bana çocuğumu getirecekler. Getirene kadar da gitmeyeceğim. Ondan mı çocuğa içki şişesini tuttun? Yalan söylüyorlar. Kendileri içiyorlar benim evde kız kardeşiyle. Yalan söylüyorlar. Masa tabii kuruyorlar. Kız kardeşleriyle erkek arkadaşlarıyla buluşturuyorlar benim evde. Ben bunlar kavga edince suçlu oluyorum Esra Hanım. Hı-hı. Bağlansınlar. Hangisi benim evde erkek arkadaşıyla buluşmamış? Kız kardeşim mi? Hangisi buluşmamış? Bana çocuğumu getirecekler. Ben o pisliğin içinden çocuğumu çekip alacağım. Kendisi ne istiyorsa yapsın. Tamam sen. Gelecek. Bana biz çocuğumu verecek. Bu kadar da olmaz artık ya. Bu kadar iftira olmaz. Ne zaman bu davranışta bulundu? Tekrarlamayacağım. Bu kadar da iftira olmaz Esra Hanım. Evet. Sadece mi? Rabia şimdi öyle... Kanıtlasınlar Esra Hanım. Rabia Hanım bu kadar büyük bir iddialarınız var. Çok önemli. Bunların hepsi şey. Savcılık denilen bir şey var. Jandarma denilen bir şey var. Polis denilen bir şey var. Neden şikayet etmediler Esra Hanım? Niye? Bir karakola gitmediniz siz ya. Evet ya, bu kadar sebep var. Kalkın da bir tane şikayet etmedi. Sorar mısınız? Ya onu susturur musunuz lütfen tabii. Ya? Diyor ki bak çok güzel bir soru soruyor. Diyor ki bir bunların hepsini ispatlasın. İki bana bunlarla ilgili şikayetlerini getirsin diyor. Hakkımda bir tane şikayet var mıymış savcılıkta, poliste, jandarmada? Gönderin lütfen. Susturur musunuz onu lütfen? Çocuğumu getir zaten seninle konuşmayacağım ya, çocuğumu istiyorum ben çocuğumu. Ya sen tamam o elindeki kanıtları atayım da Esra Hanım gönül. Ya bana çocuğumu getir bak çocuğumu, bana kanıt manıt deme, varsa gönderirsiniz. Rabia Hanım size işiniz, Rabia Hanım size işiniz şimdi siz kabul ediyorsunuz. Ben diyorsunuz Mehmet'in yanındayım. Mehmet boşandı. Kendinize legal bir durum yaratıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki kaçtığım zemin hukuki. O evde evli bir erkek yok. Siz ama evlisiniz. Bunu da kabul ettiniz canlı yayında. Eşinize Esra Hanım bu CD'leri versin. Size de zina dolayısıyla boşanma davası açsın. Ve tazminat talep etsin. Olur mu? Bakın ben avukatla da görüştüm. Hayır istemiyorum öyle bir şey. Ben oğlumu niye vermem ona. Niye istemiyorsunuz? Niye böyle? Hayır. Ama o zaman yapmayacaksınız. O zaman çok boşanma davasına geçseydi o zaman. Ama siz diyorsunuz ki... Açtınız mı dava? Açacağım evet. Bak daha şimdi açacak. Bak açtın mı? Açacak mısın? Açacağım. Ha, o zaman Ecak'la Ecek'le olmuyor ki bu işler. Sen açmış olsaydın, bu adam gelmeseydi, ben karımı seviyorum deseydi tamam da daha hiç ortada boşanma davası yok. Sen zaten gidip oraya yerleşeli o kadar yolu yapalı yeni olmuş. Ben diyor bak Rabia, ben diyor benim Rabia ile işim yok. Aynen, işim yok Esra Hanım. Seçimini yaptı. Ben çocuğumu istiyorum.
Bakın ben o pisliği gördüm. Nedir o? Orada yani gördüğüm mesela hani... Ekran çocuk... resmi çektim Esra Hanım. Hı-hı. Bir tanesini göstereyim istiyorsanız. Ahır gibi bir yerde küçücük çocuk yaşar mı Esra Hanım? Ahır gibi bir yerde pisliğin içinde Allah'ını size verseniz. Küçücük yer ben beynime kan sıçradı. Peki sen bu çocuğu sana görüntülü gösterdiğinde... Şimdi kimseyi yaşam şartlarından dolayı asla eleştirmem ama yaşadığınız yer bir çocuğun... Uygun değil Esra Hanım. Yaşaması için uygun olmadığını söylüyor. Buna ne cevap vereceksiniz? Hayır, öyle bir şey yok. Sadece oyuncakları var çocuğumun. Ne? Çocuğun nasılsın, iyi misin diye sormuyor. Oyuncaklarını soruyor ya. Hayır Esra Hanım. Çocuğa nasılsın diyorum. Çocuğun elinde 2-3 tane yara bandı var. Esra Hanım niye var o yara bandı diyorum. Matkaba kıstırdı diyor. Bir küçücük çocuk. Matka, ya yara bandı var, yara bandı. Peki bu gerçekten de çocuk o günlerde sakatlamış mıydı kendini? Hayır, hayır. Çocuğun yok, ellerinde yok. Yara bandı var mı? 3 tane yara bandı var. Şu fotoğrafı gösterir misin? Hayır, yok şimdi oğlum. Yok bak vardı, yok şimdi diyor. Bir dakika. Hayır, hayır. Şimdi seninle görüntülü konuşma yaparken o ekran görüntüsünü almış. Bir de onlara bir bakmak istiyorum da onun ne demek istediğini daha iyi anlamak için. Esra Hanım. Şurada çocuk yaşar mı? Allah'ınızı severseniz bir bakın. Çok karanlık. Ekran ışığını açayım Esra Hanım. Hı hı. Anladım. Şimdi bakın. Ben bu resme bakarak çok da fazla bir şey söyleyemem. Bakın arkaya bir bakar mısınız Esra Hanım? Şeyin arkasına bakın, alabilirsin bu... Anladım. Kapının arkasına çok fazla kıyafetlerin asılı olduğu, yerde şeylerin olduğu. Ya zaten bakın o... çocuğun güven alanı dediğiniz yer müşterek konuttur. Annesinin babasının yaşadığı peki, yerdir. Peki bana sorar mısınız Esra Hanım? Niye gösteriyor bana? Niye engelliyor herhalde? O çocuk benim değil mi? Ben babası değil miyim? Niye göstermiyor? Niye görmemi engelliyor? Sen her şekilde görürsün ya. Ben engellediysen sen başkasının numarasından yine bulabilirsin çocuğunu. Hayatım öyle görmesi değil ki. Bu adam çıkıp çocuğunu görmek istese nereye gelip görecek? Denizli biliyor zaten. He? Denizli'ye biliyor. Denizli oraya mı geleceğim Esra Hanım çocuğumu görmek? Mehmet'in evine mi gelecek? Hayır, gelebilir yani. Ben gösteririm, oğlumu gösteririm. Madem gelebilirim, görebilirim, niye engelliyor Esra Hanım? Sorabilir misiniz bir? Ama tamam da sen oğlumu sormuyorsun ki. Madem görebilirim, bu kadar rahat bir şekilde görebilirim çocuğumu. Neden engelliyorsun, görüntülü konuşturmuyorsun? Bir 5 dakika, 27 Ocak'ta, 27 Aralık'ta görebildim çocuğumu. Tamam da sen başkasından arayabilirsin değil mi? Neden bu? Hoca, bakın ya. Esra Hanım beni engellemiş, başkasından arayabilirsiniz diyor. Böyle saçma sapan kimden şey mi olur? Kimden arayacak? Yabancı numaraları açıyor musun telefonu? Kimin numarasından arayacak? Ya ablası olsun, kardeş annesi olsun. Esra Hanım beni neden engelliyorsun? Ben babasıyım, babası. Ya ben bu ailenin de mesela Leyla Hanım'ın, Mehmet Bey'in ailesinin de bu konudaki yorumlarını, düşüncelerini çok merak ediyorum. Çünkü ablam, biz genel anlamda toplum olarak bir böyle bir davranışı başka biri yaptığında hem bunu garip karşılarız hem de asla onaylamayız. Ama kendi içimizde, kendi çocuğumuz ya da yakınımız yaptığında sanki o değer yargıları dışarı karşı, başka bir insana karşı sergilenirken inanılmaz doğrucu ama kendi içimizde olduğunda ona bir kılıf uyduruyoruz. Mesela ben onların ne düşündüğünü, ne söyleyeceğini çok merak ediyorum. Yani bir de ablacığım sen şimdi giderken iki yastığı niye götürdün? Gerçekten taktın buna kafayı. Yani ne bileyim ben o yastığı... Hani Ali olsa bizim kaçarken iki yastığı götürse yastıkları değişince ben uyuyamıyor derim. Ben yastık masif götürmedim. Yalan söylemişsin orada. Maaş kartını? Yastık masif götürmedim ben bir orada ya. Tamam. Ben... Maaş kartı ha. Maaş kartını aldınız mı kocanızı? Hayır onu da almadım. O sadece... Hayır diyor Esra Hanım. Çanakkale gelip orada para çekilmiş. Benim derdim para falan değil. Evet. Benim derdim abi çocuk. Abi derdin orada olmasa çıkmazsın oraya zaten. O zaman evet, senin de derdin boşanmak ya, olsaydı Mehmet'e kaçmazdın. Annenin yanına giderdin. Boşanma evet, davası açardı. Sofranın başında çok dedi. Esma'ya gidelim de dilenelim dedin. Başka bir şey yok senin. Dilenmeye gitsin oraya sen. Peki ne dileniyor benden? Çocuğunu mu dileniyor? Evet ben çocuğumu çok dileniyorum Esra Hanım. Ben çocuğumu dileniyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Sonuna kadar da isteyeceğim. Çocuk senin umurunda değil senin ya. Dileniyorum çocuk istiyorum. Ben çocuğumu istiyorum. Arazim her şekilde bulaşırdım onun bana. Düzgün bir hayatı olacak Esra Hanım. Okula gidecek. Şimdi Rabia. Çocuğum bu evlilikle yaşadığın, bu evlilikle alakalı iddialarında çoğunda da hepsinde de haklı olabilirsin. Ama hep söylüyorum yine söyleyeceğim. Bunlar senin... Nail'le bu birlikteliği bitirmen için çok geçerli sebepler. Doğru yolu izlemek yerine, yani sen şimdi bu evlilikte ilk kez kaçan biri değilsin. Daha önce de aynı şekilde gidiyorsun. Yine aynı adamın yanına gidiyorsun. Sen daha çocuk kaç aylıktı o zaman? 8 aylıkken birinin çocuğu. Yanına gidiyorsan hamileyken de yazışman lazım. Doğurduktan sonra yazışman lazım ki
o insanın yanında, ya o insanı tanımak isteyesin. Sen şimdi Mehmet'i bir kere kaçıyorsun, geliyorsun evliliğini sürdürüyorsun. Sonra bir daha kaçıyorsun. Sonra da diyorsun ki Nail'le ilgili benim evliliğimde bu sorunlar var. Ya kardeşim o zaman gidin boşanın yani. Niye bu kadar keşmekeş, ben şunu da teklif bu kadar ettim. Karmakarışık bir dünyanız Esra'm, var. Esra ben şunu da teklif ettim. Bana çocuğumu göster sürekli. Ben usulen seninle boşanacağım dedim. Bak, ne zaman? Daha yeni kaçtığında dedim. Kabul etmedi Esra Hanım. Engelledi beni. Her yerden engelledi. Bakın kız kardeşlerine... Gel boşanalım dedin mi? Dedim. Usulen boşanalım dedim. Ama bana çocuğumu sürekli göster dedim. Aha göstermiyor Esra Hanım. Ben ne halde bilmiyorum. O çocuğum hastaydı diyorum. Bakın ateşliydi. Gece başında bekledim ben o çocuğumu. Kocan çalışıyor mu? Bakın... Şimdi ben mi? Bir babalık yaptın mı acaba çocuğa? Esra Hanım ne diyor bu? Ne demek babalık yaptın? Sor ne demek? Nasıl babalık yaptın? Ne yapmışım babalık? Ya. Nasıl babasın sen ya? Ne... Nasıl babaymışım? Ne yapamıyordu yani, bir anlatır mısınız? Ne yapmışım, ne yapmışım? Hiç şey yapmıyordu Esra Hanım. Çocuk alev alev yanıyor. Savaş götürse sana kocana diyor ya. Böyle mi baba? Ne? Çocuk ateşliydi. Bir şekilde evet. Gelip çocuğuyla ilgilenmiyordu. Hayır, ben mi ilgilenmiyormuşum? Şey Esra Hanım gece yarısı kalkıp şunun bunun içine çocuk benim. Çocuk ateşli ne diyor biliyor musunuz? Üstüne yattığı için öyledir diyor. Çocuk yanıyor üstüne yattığı için abi öyledir diyor. Abi canım peki çok özür. Çocuğa şurubunu verdim. Bak burası biplenecek soracağım sadece biliyor mu bilmiyor mu? Yani şimdi söylediği iki ne kadar ölçek veriyordun? Yarım ölçek veriyordum Esra Hanım. Ateşi düşsün diye başında bekledim ben ya. Bilmez miyim ben çocuğumun ne olduğunu Esra Hanım? Çocuğumu istiyorum ben. Lütfen getirsin benim çocuğum Esra Hanım, getirsin. Telef edecek, ziyan edecek o çocuğu orada. Bilmiyor muyum ben huyunu? Rabia sen hayatında ne istiyorsun? Mutlu mu olmak istiyorsun? Mutlu evet, olsun Esra Hanım. Bakın keşke mutlu peki, olsun. Peki Mehmet'le mutlu musunuz? Efendim? Mehmet'le mutlu musunuz? Evet mutluyum. Çocuğuna her şekilde bakıyor yani. Ben bakmıyormuşum. Ya bırak onu, ben hiç onu sormuyorum bile. Peki... Hani bu 2019'da kaçıp geldikten sonra tekrar yazışmaya devam ettiniz mi Mehmet'le? Evet ettik. Ya her gün düzenli olarak yazışıyor muydunuz? Ya evet. Görüntülü konuşuyor muydunuz? Evet. Konuşuyordunuz. Yani bu evlilik aslında 3 kişilikti. Ama ben sadakatsiz oluyorum Esra Hanım. Ben aldatıyor yani, oluyorum. 3 kişilik bir ilişki buyurun. Miydi? Mesela akşam kocan evet. Geldiğinde hani buyurun. Kocanla vakit geçiyordun sadakatsiz ama ben oluyorum. Gündüzleri ona hep... Bir evlilik kurmadık. Onunla biz de ayrıydık biz onunla. Nasıl yani ayrıydınız? Evliliğimiz yoktu yani. Kendi kafasında takılıyordu. Ama hayatım sen de hayalinde internette başka biriyle konuşurken dönüp de Nail'e bakar mısın? Bir kendine dön bak sonra, önce yani. O bize bakmıyordu ki. Oraya kaçtıktan Hanım, sonra kaçtıktan sonra gizli TikTok'lar. Ya yapmayın Allah aşkına. Yani internette biriyle yazışıp onunla bir aşk yaşayacaksınız. Hayatınızdaki insana bir gram kıymet verir misiniz? Vermiyordu zaten. Verir misiniz Esra yani? Vermiyordu ya zaten. Üç kişilik aşk ilişki mi olur? Verir misin yani? Dünyanda Denizli'deki Mehmet aklında Nail burada. Nail'e kök söktürürsün. Zaten kök söktürüyordu Esra Hanım. Kötü davranıyordu. Rabia Hanım bakın son noktayı koydu. Diyor ki eşim Nail kendi kafasına takılıyordu. Siz hangi kafada takılıyordunuz? Mehmet de takılıyordu. Mehmet'le takılıyordum. Rabia Hanım lütfen. Arsızlığında bu kadar artık Esra Hanım'a yemin ederim. Dikkat edin. Arsızlığında bu kadar artık. Dikkat edin ne demek ya? Resmi olarak evlisiniz. Diyorsunuz ya Mehmet boşandı. Bakın Esra Hanım çocuğum bunların elinde. Düşünün artık. Benim çocuğum bunların elinde. Mehmet eşinden boşandığından emin misiniz? Hülya Hanım'ın soy ismi değişti mi? Evet soy ismi değişti evet. Ama hala Mehmet evli gözüküyor. Kesinleşmediği sürece boşanmalar... Hayır diyor. Ha? Esra Hanım. Şş, dur. Ayrı evde yaşamakla sizin durumunuzda olduğu gibi boşanma gerçekleşmiyor maalesef. Mahkemeler sizi böyle takip etmeyecek. Denizli'den mi çıkacaksınız, İstanbul'dan mı çıkacaksınız, tüm Türkiye'yi mi dolaşacaksınız? O bence... çocuğun başına size şunu söylemek istiyorum. Çok burada duyarlı bir baba var. Eminim siz de duyarlısınızdır. Ama müşterek velayet söz konusu. Hı. Çocuğunuza salgın döneminde herhangi bir rahatsızlık geçirirse... Ve bu baba sizin hakkınızda güven alanını terk etti, tüm Türkiye'yi dolaşıyor derse, şikayetçi olursa aile düzenine karşı ve çocuğunuza zarar vermekten dolayı hakkınıza soruşturma açılabilir.